1 Şubat 2024. Bugün Olukbaşı köyündeyiz. Tabii önümüzde 31 Mart'ta yerel seçimlerimiz var. Adaylarımız belirlendi. Olukbaşı köyü mevcut muhtarımız Duran da aynı zamanda yeni seçimde de aday. O yüzden bugün daha önce neler yapmış muhtarlık döneminde veya yeniden seçilirse neler yapacak onlardan bahsedeceğiz. Bütün arkadaşlarımızı bilgilendirmeye çalışacağız. Önce bir köyümüzü bir tanıyalım şöyle. Seçmen sayısı nüfusu nedir muhtarım? Olukbaşı köyümüz 438 mevcut oy kullanma vatandaşımız var. Kullanacak vatandaşımız var. Toplam nüfus 550. Köyümüz hane olarak da 470 hanedir. Tabii biz bizim zamanımızda 2000-3000'lere vurduğunda gelir seviyesi düşük olduğundan herkes köyden arındı. Biz köyü geri dönüş olması için bazı bir çabalarımız oldu 5 yıl zarfında. Ama bu 5 yıl zarfında bize yetersiz geldi. Sebebine gelince bizim ilk 2019 31 Mart'ta depremimiz oldu. Depremden sonra pandemimiz oldu. Pandemimizden sonra büyük 10-11 ilde yine deprem oldu. Bunlarla burada kısıtlamaya gidince yurt genelinde biz yapacaklarımıza ulaşamadık. Şu anda yapmak istediklerimize ulaşamadığımızdan dolayı ben tekrar bu köye adayım. Milletim bana layık bir sefer gördü. Bir daha tercihlerine kullanırlarsa ben kalan projelerimi hayata geçirmek istiyorum. Herkesin de desteğini bekliyorum. Allah herkesten şimdiden razı olsun. Evet, şimdi köy yerinde öyle hizmet etmek kolay değil. Herkesi memnun etmek hiç kolay değil. Ben bu vesileyle aday olan diğer arkadaşları da tebrik ediyorum. Çünkü hizmet için öne geçmek, elini taşın altına sokmak her baba yiğidin harcı değil. Bütün adaylarımızı şimdiden tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bakalım muhtarımız ne yapmış, hep beraber bir görelim. Evet muhtarım, köyümüze perketaş döşendi. Gördüğümüz kadarıyla hala devam ediyor galiba. Evet, önceki muhtar abimiz köyümüzün %90'ını döşetti. Ama kalan yerlerde görmezlik olmazdı. Ben devam ediyorum ve hiçbir evimizin önüne taş döşenmedik, hep koymayacağız. Şu anda Yusuf abimizin evinin yanını döktürdük. Bazı yerlerde de dökülür, göreceğiz. Hepsine bu köy, Acıpayam'da, Denizli'de kim ne yaşıyorsa bu köyde de bunu yaşatmak istiyorum. Üstüne çıkacağım. Bu derede çocukluğumuzda voleybol oynuyorduk, futbol oynuyorduk. Ama yıllar sonra tabii bu dere atıllaştı, kullanılmaz bir haldeydi. Burayla alakalı yeni bir projemiz var galiba. Neler düşündünüz, neler yapacaksınız? Evet, bu anlattığımız gibi şimdi çocukluğumuz beraber geçti. Burada futbol oynadık, voleybol oynadık ve sahamız olmadığından dolayı ama şu anda çocuklarımız da yok. Kullanım sadece kireçliklerini çöp olarak kullanıyordu. Benim çocukluğumdan beri hayalim burasının bir köy meydanı olması gerekiyordu. Biz bir cenazemiz olsa araç koyacak yerimiz yoktu. Ve buraya da hem halkı sunmak hem de köyün geleceğine belirleyecek noktalardan biri burası. Bu şimdi böyle beton dökülmüş, etrafı evet, toprak dolacak galiba. 50 metrelik bir menfezimiz var. Evet. Sağ olsun Osman başkanımızın sayesinde biz bu menfezi döktürdük. Ama şu toprak anda, nereden gelecek buraya? Toprak büyük ihtimal izin verirse ormandan alacağız. Evet, ormandan, buradan gayri dediğimiz yerden evet, alacağız. Evet, gayri alanımız genişleyecek. Hem de ileride burası köy pazarı kurduracağım. Kelekçi'de, Gölcük'te pazar var. Bizim köyümüzde de perşembe günleri pazar vardı. Ama ben gelecek yılda bu milletim, halkım bana devam derse buraya pazar kurduracağım. Benim köyümde serralar var, domatesler var, biberler var. Yani bunun benzer meyvelerim var. Millet burada ürettiğini, burada gelip geçen, kanyonu gelip geçenden
Hem köylü kazanacak, hem gelip geçen kazanacak. Ben burasının köyün geleceğini belirleyeceğini düşünüyorum. Onun için burasını bir köy meydanı artı bir kapalı pazar yerde düğünlerimiz, dualarımız devam edersem vaadim budur. Gelecekte beni layık görürlerse ben bunu hayata geçirmeye düşünüyorum ve şimdiye kadar da söylüyorum hiçbir verdiğim söze tutmazlık yapmadım. Teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir çocuk parkımız var. Bununla alakalı neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi biraz önce köyden, gelecekten, yemekten, bu köyün ilerlemesinden bahsettik ama bizim bir de geleceklerimiz, gelecek nesillerimizi unutmamamız gerekiyordu. Buraya da bir çocuklarımız ve geleceklerimiz için çocukları da unutmamamız adına bir park yaptırdık. Şu anda çocuklarımız eğlencesine az da olsa gelip burada eğlenebiliyorlar. Çünkü önceki haline çekim olsaydı görürdünüz. Çok kötüydü. Şu anda hem gözü hoş geliyor hem de bu gelecek nesillerimize eğlendiriyor. Bunun için benim geleceğim, köyün geleceği küçük yavrularımızdır. Onlara da değer vermek benim başlıca ilkelerimden biridir. Emel için herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Herkesten, Acıkan Belediyesi'nden, Denizli Belediyesi'nden ve vatandaşlarımdan. Bana desteklerini hala da devam edenlerden Allah bin katı razı olsun. Şu anda Odanlama dediğimiz meydandayız. Daha önceden mevcut yolumuz var, mezarlık yolu. Cenazede, ondan sonra oğlan geliş gidişlerde, yaz günleri veya herhangi bir inşaat olduğunda yol tıkanıyordu, alternatif yoktu. Şimdi şu hazır sizin yanınızda görmüş olduğumuz yol var. Evet. Burayı açtırmışsın, çok güzel. Bizim ellerinize sağlık, yemeğe geçen herkesin Allah razı olsun. Bunun şöyle hikayesi nedir? Bunun hikayesi burada söylediğimiz gibi ova yolumuz var, mezarlık yolumuz var ve yollarımızda herkes bilir, köylü olukbaşı olarak herkes bilir, dar. Ve burada bir yolumuz vardı. Burada traktör zorlanıyordu ama böyle bir yoğunlukta, çoğunlukta mezarlık gitme amaçlı ve gelme amaçlı ekstra ikinci yol yaptırdık. Çünkü önceden mevcut olan yola traktör dahi gitmiyordu. Biz bu kanayan yara biliyordum. Aşağı yukarı bir kilometreye yakın. Parkedaş döşeli şu anda hem mezarlığı bağlı hem ovu yolunu bağlı. Milletin ulaşımını açtık ve millete kolaylık sağladığımı düşünüyorum. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Evet Uğur Hanım. Turan gene muhtar adayımız. 5 yıl hizmet etti. Evet. Tabii en büyük yüklerden birini sen çektin. Bir başarılı erken ardında bir bayan var derler. Tabii. Şimdi... Tabii. Uyanın yapılması sizce iyi oldu mu, nasıl oldu? Çok iyi. Bir nasıl cenazede arabalar o taraftan erkekler gitti mi buradan arabalar arka arkaya bizim evin yanından. Hani bir rahat gidiyorlar burada. Gayet faydalı bir yol olmuş. Aynen. Şimdi bir de şunu sorayım. Şimdi muhtarlar, belediye başkanlarıyla falan sürekli çekim yapıyoruz, görüşüyoruz. Eşleri genelde şikayetçi. Destek olmayacağım diyor. Siz nasıl bu dönem destek olacak mısınız? Olmaz mıyım? Oluyor mu?
Elbette olacağım. Yanındayım diyorsunuz, yanındayım, devam diyorsunuz. Yanındayım, devam. Allah kolaylık versin. Başarı diliyoruz biz de. Sağ ol, Allah razı olsun. Muhtarım, şimdi mezarlığa geldik. Tabii ki hem bu tarafta boylu tel çekilmiş. Bir de buradaki duvarın üzerine bir tel çekilmiş. Bunların hakkında neler söyleyeceksiniz? Evet, sabahtan beri çekim yapıyoruz. Hep gelecekten, çocuktan, yiğneden, işmeden, yani köylüm eğlenceden bahsettik. Ama bizim bir de gerçek dünyaya dönüşümüz var. Bizim bir geçmişimiz var. Ben burayı unutmadım. Kutsal olan bir şeyimiz varsa önce de cenazemiz. Ben buraların ayak altına mal, masat olsun, insanlar olsun çiğnemesini istemedim. Ve sağ olsun yine de Osman Başkanım'a gittim, anlattım. Ve şu anda dört bir tarafına tel yaptırdım. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, yolumuz zaten parke taş döşenmiş. Evet. Etrafı telle çevrilmiş. Mezarlığımızın içinin bakımı yapılmış, tertemiz. Tabii Acıpayam Belediyesi'ne, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda köy muhtarımıza, azalarımıza ve buraya gönül veren bütün Orukbaşı köyü vatandaşlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Çekimlerimiz devam ediyor. Evet muhtarım, şimdi mevcut mezarlığımız yetersiz duruma gelince rahmetli Şaban Akit amcamız bu sol taraftaki arazisini mezarlık olarak bize bağışladı. Maşallah dolma güzel olmuş. Evet. Siz de telle çevirtmişsiniz. Şaban amcamın Allah mekanını cennet yapsın. O bağış yapmış, bana telle çevirtirmek düştü. Milletimize, vatanımıza hayırlı olsun. Bravo işte. Evet, ben, muhtarım da alalım bir kısaca. Ben istemeyerekten de olsa katılmak zorunda kaldım. Şimdi Durmuş abim ve Hüseyin kardeşim, biz bu muhtarlığı aldık. Bu köyde ne lazım? Sera lazım. Orköy projesine getirdik. Ve sağ olsunlar, bunlar hevesliydi. İlk başlangıç bunlardan. Sonra devam ettik. 12 tane seramız oldu. Ama büyük büyük sorunumuz su. Biz bu suyu çözmek için Durmuş abim de canlı şahit, 8-10 sefer Aydın'a gittik, üstünü 4 sefer Ankara'ya gittim ve herkesten onay aldık. Şu anda gölet projemiz şu anda ihale aşamasında, o da bir yazıyı bekliyor. Biz bu şeye milletvekillerimle, sayın cumhurbaşkanımla bu sorunu aşacağız, Allah izniyle aşacağız, ama şu anki sorun gerçekten büyük. Aşılması da olmazı olmaz. O bu Olukbaşı'nın dediği gibi abim sera yaptı. Tek müdürün gittik. İki tane tel olduğundan, üçüncü tel olmadığından elektrik veremedi. İşte, bunlar yani. Bunlar çözülecek bir şeyler. Benim bürokratlarım, benim vekillerim, benim müdürlerim beni yardımcı olursa bu gariben köylü de hem çoluğuna, hem çocuğuna, hem işine, hem aşına bu seraladan katkı yapacak. Şimdi Orköy'e gelince 12 tane sera, 10 tane motor, ondan sonra kesim motoru, inek, efendim kuzu gibi bir kuruluştan yararlanıyoruz ve de hibeli. Ben sayın Orman Genel Müdürüm'den binlerce teşekkür ediyorum. Köyüm adını konuşuyorum. Allah bize, devletimize zeval vermesin. Bu köylüler de bunu layıktır. Amin, ama yine de bu verdikleri hizmetten daha fazlasını istiyoruz. Çünkü bu köylü bunu hak ediyor. Kolay gelsin. Evet.
Evet, köyümüz için en güzel projelerden birisi köyümüzün merkezinde yapılan sondaj ve burada çıkan su buradan su depomuza pompalanıyor ki köyümüzün içme suyu güçleniyor, çoğalıyor. Evet muhtarım, burayla alakalı teknik bilgileri verebilir misin bize? Evet, biz Olukbaşı köyü olarak bazı yazın içme suyunda sorunlar çektik. Böyle giderse gelecek yıllarda ne olur bilmiyorum. Biz bunu düşünerekten DESKİ ile bir işbirliğine girdik muhtarlık olarak. Sağ olsunlar Gırmadıla köyümüzün içme suyu olarak buradan sondaj vuruldu. Şu anda 120 metre suyumuz 50'lik deriz. O derece akıntı. Biz buna depoyu verip köyümüzün içme suyu gidereceğiz. Allah izin verirse. Daha bunun gerisi de var. İçme suyu olarak. Bunun yetersiz geldiğini düşündüm. Tekrar müracaat ettim. Tekrar bir sondajda vurdurmak amaçlı bir daha dilekçem oluştu. İlerleyen günlerde olur da kuraklık olursa biz tekbirimizi aldık. Vatanımıza, Olukbaşımıza hayırlı olsun. Evet Hüseyin abi. Senin bu sondajla alakalı fikirlerin nasıl? Çok güzel. Hakikaten bir köyümüzün suyu muhtarımızın da dediği gibi biraz yetersiz geliyor. Buradan takviye edildiği zaman elbette faydasını çok göreceğiz yani. Sağ olsun devletimize bu kadar bir emek verdi bize. Evet. Yine de gerisinin geleceğini de söyledi muhtar. İnşallah onlar da olur. Bu su sorunumuz olmaz yani ileride. Olmayacak böyle olursa. İnşallah. Sağ olsun elinden gelen gayreti yapıyor muhtarımız. Evet Mehmet'im sen neler söylemek istersin? Sizin oraya, sizin mahalleye su geliyor mu? Bir onu dedim. Sen Kırık dediğimiz mahalledesin, köyden uzaksın. Bizim mahallede problem yok ama benim orada olmasa önemli değil. Tabii her yerde olması. Vatandaş bazı yerlerde olmayınca ne olacak? Benim orada olması önemli değil. Bunda 50'lik su az değil. En azından bir mahalle katkıda bulunuyor yani. Tabii. Bunu 50'lik değil 100'lük 150'lik olursa daha da faydalı olacak yani. Köyün problemi bir nevi çözülür. İnşallah bu 50'lik boruyla çıkan su katkıda bulunduğu gibi daha bir başka noktalarda su bulunursa tekrar sondaj yapıp daha da güçlendirebilir. Evet. İçme suyu önemli, sulama suyu da önemli. Hepsi su zaten hepsi önemli de. Hepsi önemli. İçme suyu tabii birinci önceliğimiz. Evet. Hazırda eğer köylü şey yapar da seçilirsen var mı böyle bir projen içme suyuyla yani, alakalı? Yani nasip olursa tekrar bu göreve beni köyüm layık görürse ben bu köy bu sondajıma direkt depo yatıp artı bundan sonra da bir daha sondaj sözü veriyorum ve geçen hafta çalışmasını DESKİ müdürünü çağırdım ve yaptık, analizini yaptık. Onu da hayata sokmak istiyorum. Bizim yani aşağı mahallede su olup yukarı mahallede olmadı mı herkesin ailesini bağlıyor ama muhtar olarak beni tamamı bağlıyor. Aşağısı da benim, yukarısı da benim. Yani bunlara ben çözüm bulmazsam veya da Arıdı Köprü olmazsam benim milletim rezil olur. Ben köyümün hiçbir şekilde rezil olmasını istemiyorum. Olukbaşı köyü güzellerin en güzelinin layıktır. Sondajla çıkan suyumuz hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Emeğe geçen herkesi teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Yani bu hizmetlerim devam var. Aklıma kim ne gelirse, kim beni der ki bu köy uygun diye. Ben tabii özel işte insan bir dartıyor, yaşlıları soruyor. Ama hiçbir olumlu bir görevden asla kaçmadım. Muhtarım yıllarca Olukbaşı ve Benlik köyü arasındaki yol topraktı. Geçen yıllarda asfalt yapıldı, çok güzel oldu. Bu konuda neler söyleyeceksin?
başta Osman Zolan Başkan'ın sayesinde iki köy arasına kanyon sayesinde asfaltımızı kavuşturduk. Yani hem iki köyün arası düzelme açısından iyi oldu, hem de kanyon astığı, kanyona gelen ziyaretçilerimizden dolayı her iki başkanıma, Hulusi Başkanıma, Osman Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi asfalta kavuştuk. Yani ulaşımda şu anda vay tozluydu, vay lakalıydı, bir sorunumuz kalmadı. Şimdi de biraz sonra kanyonu göreceğiz. Bu bizim köyün, her iki köyün geleceğine aslında çok çok önemliydi. Sağ olsun iki başkanımız da üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Her iki başkanıma sizin kanalıyla teşekkür ediyorum. Elektrik su diyoruz, bak elektrik de gelmiş. Elektrik suyumuz sağdan hiçbir yerde olmayan sulardan mevcut suyumuz var. Evet. Bir de elektriğimiz de geldi. Yolumuz da asfaltlandı, süper. Yolumuz da asfaltlandı. Bundan sonrası biz vatandaşlara kaldı. Artık kendimizi geliştirip vatanımıza, milletimize, hizmetlerimize vermek zorundayız. Ve güzel de olacağını düşünüyorum. Çünkü gelecek en büyük projelerden birisi burası. Her iki köy adına. Teşekkür ediyoruz. Evet, şu anda Olukbaşı Kanyonu'ndayız. İnşallah proje böyle tamamlanıp buradaki dükkanlarda kiraya verilip vatandaş da yerleştiği zaman gayet süper bir şey olacak muhtarım. Emeklerinize sağlık diyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Sağ ol, Allah razı olsun. Şimdi kanyon, kanyonumuz burası. 15 tane dükkanımız. Ondan sonra her alanı binlerce tarihe tekarruf ediyor. Bizim köyün geleceği ve içerinin geleceği, Acıpem'in geleceği, efendim benden geleceği burası belirleyecek. Çünkü çok yerler gezdiniz eminim ama bu buraya görülmeye değer bir projenin birisi buydu. Tamamen pandemiden dolayı ve olumsuzluktan dolayı elektrik olmadı, su olmadı diye faaliyeti geçiremedik. Artık elektriğimiz var, asfaltımız var. Şimdi de gelecek yıl buraya hem köylümüze, her iki köyüne hizmete ve gelen turistlerimize görmeye açık bir yer. Düşünüyorum ki gerçekten her köy adına çok güzel olacak. Ve yine teşekkür ediyorum. Başta Hulusi Şevkan Başkanım artı Osman Başkanım'dan Allah bin gafir razı olsun. Bunu hayata geçirdikten sonra bu köy artık hizmetimize güvenip milletimize buyur edeceğiz. Memleketimize, köylülerimize, her iki evet, köye hayırlı olsun. Her iki tarafı da hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Pamuklu dediğimiz alandayız. Burada görmüş olduğumuz gibi büyük bir havuzumuz var. Bunu bilmeyenler için söyleyelim. Burası köyümüzün sulama suyunun olduğu bir havuz. Şimdi daha önceki muhtarlarımıza nasip oldu. Böyle bir hizmet yaptılar. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Senin de muhtarlık döneminde bir çalışman var. Hatta ölçümler esnasında ben de buradaydım. Bize de nasip oldu. Çekimler yaptık. Burada daha büyüğü, bunun kaç kat olacak o bir havuz yapılacak? Şimdi önceden muhtar abilerime, bunun sebep olan her kimse, muhtar abilerime ve köylülerime sebep olan müdür, her kimse, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi kadar biz bu havuzla sulumamıza giderme çalıştık. Ama çok yetersiz tabii. Yetersiz geldi, üstünü çalışma yaptık. Bizim olmazsa olmazlarımız bir gölet proje, gölet vardı. Ben zaten bu muhtarlığı sevdalım, gölet sevdalısı. Biz bunun 12 katı büyüklüğünde bir gölet işesi projesi yaptırdık. Şu anda Denizli'den başladık, Aydın'dan devam ettik, Ankara'ya kadar gitti. Şu anda sadece ödenek bekleniyor.
gelecek yılda 2024'te mutlaka başlayacak. Biz buna hayatı geçirebilirsek ve geçirmeye çalışıyoruz. Tek amacım, tek gelecek hayalim bu. Olmazsa olmazımız 80 bin ton buraya gölet büyüklüğünde havuz. Ne olacak bu gölet büyüklüğünde havuzumuz? Bizim köy olarak şu anda 300 dekar yer sulansı dahi bu şeyden, havuzumuzdan 2800 dekar yerimiz sulanacak. Ne olacak burada? Efendim domatesimiz, böberimiz, yani her bir aklına gelecek. Meyveden, zepseden her şeyi üretip artık biz pazardan değil, pazar bizden alacak hale getireceğiz. Onu da yine de köylüme ve milletime, efendim müdürlerime, başkanlarıma çok büyük yardımlar oluyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Bilhassa benim bu gölet konusunda Halil Mollaoğlu abime, evet, Halil abi, efendim Ahmet Koç şefime, yanında benimle beraber Aydın'a giden, Ankara'ya giden ekip arkadaşlarıma binlerce teşekkür ediyorum. Beni her konuda desteklerini verdiler ve ben bunun için adaylığımı tekrar yeniledim. Çünkü benim olmazsa olmazım, tek hayalim buydu ve milletim de beni bunu layık görse ben bunu tamamlayacağım. Şimdi Ötüyaka dediğimiz, Yıkacakbaş dediğimiz bir yer var. Benim evim de orada. Aşağı yukarı 20 hanelik bir bölge, mahalle. Tabii orada sulama suyumuz yoktu. Niye? Havuz zaten köy toplu olan köy içine yetmiyor diye. Oraya da şu an kadar havuz olmuyordu. Bu havuz projesi büyük olduğundan dolayı, hatta bizim mahalle yettiği gibi daha aşağıdaki arazilerimiz var, tarlalarımız var. Onlar da yetişecek herhalde anladığım kadarıyla. Şimdi büyük bir proje yapılıyor. Ve biz de tabii sen geçen geldiğimizde de yıkacak başına dediğimiz yere sulama suyu için özel borular döşedin. O zaman da katılmak nasip oldu bizlere. Şu anda söylediğin gibi yıkacak başı sizin eviniz var. Diyelim Gırık Mahallesi'nde, evet, Gırık diyelim Ahmet'in, Mehmet'in evi var. Ama bu evlerin, ben şöyle düşünüyorum, yönetici amacım bu. Orada evdi benim, burada evdi benim. Ahmet de benim, Mehmet de benim. Yani profesör de benim, delisi de benim. Bu amaçla ben, yani burada köyün içinde sulayıp da orada benim halkım susuz kalması benim vicdanımı rahatsız etti. Ve bir şekilde yardımcı olduğumu düşünüyorum. Ve de bu projeyle saydığın yerler diyelim yıkacak başından, efendim Gurşuntaşı'ndan, efendim Kızılyeri'nden, Kazanbaşı'ndan, Devüzü'nden, Esenuçağı'ndan sonra bu komple, yani aklım şu anda almayacağı yerle 2800 dekar ne kadar yer düşünüyorsanız bu projede hepsi içini kapsıyor. Ve de herkes projeyle ilgili bu altyapısı yapıldığında kahvede oyun oynarken sistemini kurduktan sonra bir telefonla açıp kapatacak kadar bir zahmete katlanacak. Ne olacak bize maliyete? Bugün 10 liraysa yarın 100 lira olacak ama yani biz bu şeylerden karşılığını alacağız zaten ürettiğimizden. İnşallah. Biz buna hayatı geçirebilirsek ve geçirmeden ölürsem gözlerim açık gider. Benim tek amacım bu köve göleti kavuşturmak. Teşekkür ediyoruz emeğe geçen herkese. Ben kim kazanırsa kazansın diyorum. Buradaki bu projeyi kim kazanırsa devam ettirmesine istirham ediyoruz yani. Evet, bu benim köyüme, benim milletime, benim devletime kim hayırlıysa biz yarışacağız, dövüşmeyeceğiz. Kim hayırlıysa, kim layıksa buyursun. Milletim seçecek, milletim karar verecek. Ben milletim verdiği karara boynum kıldan ince. Bütün adaylarda başarılar diliyorum. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkürler. Evet muhtarım, şu anda Acıbayan Belediyesi'nin bütün köylere yapmış olduğu pazar yeri veya sosyal tesisler olarak kullanılan bölgedeyiz. Oluk başımızın da çok güzel bir sosyal tesis olmuş. Tabii
sen geldikten sonra eksikler vardı, onları tamamladın. Senden önceki muhtarımız buranın yapılmasına emek verdi. Çok güzel. İki muhtarın emeğinden birleşince müthiş bir yer oldu. Başka yapılacak bir şeysi var mı buranın? Evet, ben 2019'da muhtar oldum. Sağ olsun önceki abim, Rıza abim yaptırmış. Ama ben biraz yetersiz olduğunu gördüm ve başkanım bunu ilettim. Benim köyün nüfusu az da değildi. Sağ olsun bana yardımcı oldu. Bir yarısını o, bir yarısını ben yaptırdım. Artı bacılarıma, efendim mutfağıma, efendim bulaşık yıkanacak yere ayrı yaptırdım. Sonra rüzgarı alıyordu, kenarlarını çevirttirdim. Artı eksi olanımız tuvaletimiz yoktu. Tuvaletini yaptırdım, suyumuz yoktu. Suyu aldırdım, artı elektriğimizi taktırdık. Şu anda vatandaşın hizmetini açtık. Bu yani bugün düğün, yarın yaparız, yarın dua yaparız. Yani çok amaçlı sosyal tesisi. Sağ olsun Hulusi Başkanım daha hala da mutfak tam kullanışlı amaçlı değil. Onun için tekrar şey yapacak, altını doldurup biraz daha düzenli bir hale getirecek. Tezgahlarımız konacak, hizmetlerimiz devam edecek. Yani bir bunda da akıl kalmayacağız. Ben bunun üstünde biraz önce sabahla anlattım. Bu kireç kereci dediğimiz yere de orada bir kapalı sosyal tesisleri düşünüyorum. Aynen buna benziyor. Hizmet, evet bunu hizmetimi bana yine de buyur sen yap derlerse bir vaadim de orasıdır. Bir vaadim de orasıdır. Dedim ya aşağısı da benim, yukarısı da benim. Ahmet de benim, Mehmet de benim, Ayşe de benim, Fatma da benim. Yani biz büyüklerimize burada sıkıntılarımızı anlatırsak diyelim belediye başkanımıza, efendim milletvekillerimize ben söylersem milletten söylüyor, ben millet söylüyor, ben harici köprüyüm ama köprü oluşumunu da iyi kullandığımı düşünüyorum ve yine de bu işlerden hizmetlerimden köylülerime hem kendim amaçlı hem köyüm amaçlı kullanmasına Allah izin verirse bir daha adayım. Ben hizmet adayım. Vatanıma, köyüme çok seviyorum, aşığım. Onun için tekrar şans istiyorum. Allah yine de rakiplerimde saygı duyuyorum. Rakiplerimde Allah kim hayırlıysa onu nasip etsin. Herkese 31 Mart'ta hayırlı olanı milletim zaten biliyor. Buyursun. Bütün alaylara başarılar diliyorum.